Öncelikle hiçbirimizi mutlu etmeyen bir Avrupa Şampiyonası geçirmiştik. Sonrasında da şimdi çok güçlü Sırbistan karşısında kendi ellerinde oynayacağız. Zaten ekol olmuş çok güçlü bir takım. Bizim için ama çok önemli bir maç. Bildiğiniz gibi grup 1'ler ve 9 grup arasından en iyi 5 ikinci çıkıyor gruptan. Bir avantaj sağlamak istiyoruz. O yüzden şu anda tüm konsantrasyonumuz ilk olarak Sırbistan maçına, çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Sonra da evimizde Mersin'de Litvanya ile oynayacağız. O da bildiğiniz gibi tehlikeli bir takım. Ama bizim takımımız kendi halk önünde çok iyi oynayıp galibiyetlere alışık bir milli takımımız var. Dediğim gibi ilk olarak Sırbistan maçında mutlaka kazanmak için oynayacağız. Sonrasında da evimizdeki maçta inşallah kendi seyircimiz önünde galip geleceğiz. Genç oyuncular diyoruz ama çok uzun sürelerdir aslında beraber oynuyoruz. O geçiş döneminde de bence adaptasyon süreci çok güzel oldu. Çok ciddi süreler alarak sorumluluk almaya başladılar. Şimdi takım içinde herhangi bir problem yok. Zaten hepimiz saha dışında da çok iyi arkadaşız. Saha dışında da görüşen insanlarız. Ama tabii ki geçiş dönemi hayal kırıklığı oldu diyebiliriz Avrupa Şampiyonası'nda. Bu da hepimiz için tecrübe oluyor. Genç arkadaşlarımız için de tecrübe oluyor. Şimdi çok önemli bir eleme maçları var. Tabii ki orayı unutup gerekli dersleri alarak bu maçlara konsantre olacağız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Başarılar.